Herkese merhaba arkadaşlar. PISA, TIMS ve MAP örnek soruları analiz edilerek hazırlanmış olan beceri ölçme temelli 5. LGS sayısal denememizin 3. matematik soru çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuzda arkadaşlar e, verilen sayıların yani Ali, Mehmet ve Cenk'in söylemiş olduğu sayıların asal çarpanlarını topladığımız zaman ne diyor? Yine bir asal sayı olduğu görünüyor diyor. O yüzden 800'ün asal çarpanlarını ayıracak olursak arkadaşlar ayırdığınız zaman 2 ve 5'in geldiğini göreceksiniz. Tabi burada farklı olduğunda da altını çizmiş. Mehmet'in 720 dediğini görüyoruz. 720'yi asal çarpanlarına ayırırsak 2, 3 ve 5 gelir. Bunları bir toplayalım kendi arasında ne yapar? Ali'den 7 gelir. Mehmet'ten 10 gelir. Cenk'ten gelecek olan sayıyı belirlersek arkadaşlar ne olacak? Bir asal olmuş olacak bunların toplamı. Bakalım Cenk'ten geleni hangisi sağlar? D şıkkına bakacak olursak 640 arkadaşlar asal çarpanlarına ayırırsak buradan 2 ve 5'in geldiğini göreceksiniz. 2 ve 5'in toplamı 7 yapar. 7'yi yerine bir yazalım bakalım ne olacak? 7, 14, 24 yaptı. Ne diyordu? Bunlardan hangisi olamaz diyordu. Demek ki arkadaşlar değişik olamaz. Çünkü 24 bir asal sayı değildir. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar toplam sucuk ağırlıklarının aynı olduğunu görüyoruz. Öyleyse bir sucuk ağırlıklarını hesaplayalım. 600 gramın %20'si arkadaşlar 120 gram yapar. Demek ki bunda 120 gram sucuk olacak tek tosta. Bir tost olarak bu tostumuzu seçerse 25 sucuk varmış. O da 200 gram yapar. E her halükarda sucuk gramlar eşit olduğuna göre 120 ile 200'ün arkadaşlar ekokunu alacaksınız. Bu da ne yapar? 600 yapar. Hemen 600 gram'a göre bir hesaplama yapalım. Eğer 600 gram sucuk olacaksa bizim arkadaşlar Birinci tostumuzdan kaç tane almış olmamız gerekiyor? 600 bölü 120'den 5 adet. E 600 bölü 200'den ikinci tostumuzdan kaç adet almamız gerekiyor? 3 adet. Şu şartımızı unutmayalım. 6100 gramı sağlıyor mu acaba? 5 tane 600 gramlık tost alırsak burası ne yapar? 3000. 3 tane 800 gramlık alırsak 2400 topladığımız zaman 5400 gram yapar. Gerçekten de 6100'den az. Demek ki doğru hesaplamışız. Peki bu 10'a 6 olmaz mı ya da 15'e 9? Tabii ki de olur ama 6100 gram şartını geçeceği için onu kabul edemeyiz. 5400 gram bizim şartımızı sağlıyor. Gurme Ali Bey arkadaşlar ücreti fazla olanı seçmiş. Yani 5 tane 10 liralık alırsa 50 TL. 3 tane 15 liralık alırsak 45 TL. Demek ki birinci tostumuzu seçmiş. Bize soruda diyor ki, e, ucuz olanı seçseydi, yani 45 TL'liyi seçseydi ne kadar daha az ödeyecekti?" Arasındaki fark 5 TL. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı A arkadaşlar. Üçüncü soruya gelirsek arkadaşlar, incelediğimiz zaman yıldızlar aşağıdaki üçgende söylenen sayıların, daha doğrusu buraya doldurulan sayıların bakın 2 kuvvetleri 3'ün 4'ün aynı şekilde 2'nin 3'ün 4'ün diye gittiğini görüyoruz. Demek ki Elif'e sıra gelince arkadaşlar 5'in kuvvetini kullanacak. Ama şöyle bir şey var. 2'nin kuvvetinde bakın 10 olmuş. 3'ün kuvvetinde 15. E bu nasıl oluyor? Kaç tane 2 tabanı var? 5 tane. 2 kere 5 10 demiş. Demek ki kaç tane 5 tabanı olacak? 5. 5 beş kere 5'ten arkadaşlar ne yapacak? Elif'in tabanı 25 yapacak. Ortaya yazacağımız sayı. Peki kuvveti nasıl belirliyoruz? 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 3 4 diye gidiyor gördüğünüz gibi. 4 3 2 1 0'ın toplamı ne yapmış? 10 yapmış. Aynı şekilde diğerlerinde de benzer durum var. Demek ki buradan da 25 üzeri 10 gelecek. Üçgene gelecek olursak. Burada bilalin isminin olduğu yer arkadaşlar 2 3 4 yine 5'in kuvveti gelecek dairenin içine. Peki bakın kuvvete ne geliyor? 2, 4, 6. 2, 4, 6 diye gitmiş hep gördüğünüz gibi. 4, 8, 12 diye devam etmiş. Oğuz'un tabanı 4. O yüzden kuvvet de 4, 8, 12 diye gitmiş. Demek ki Bilal'in kuvveti e, tabanı 5 olduğu için 5 ile başlayacak. Daha sonra arkadaşlar 5 üzeri 10 ve 5 üzeri 15 olacak. Ve tabanları ne yapmış? direkt almış. Gördüğünüz gibi pardon ne yapıyor? Burada tabanları topluyor. 5, 10, 15 demek ki tabanımız bizim dairenin içinde 15 gelecek. Kuvvete bakacak olursak 5, 10 ve 15'in toplamı ne yapar? Bu da 20, 30 yapar arkadaşlar. Demek ki Elif 25 üzeri 10, Bilal ise 15 üzeri 30 gelir. Bu ikisinin çarpımının ne yapacağını soruyor bize. Hemen şöyle çarpacak olursak arkadaşlar 5 tabanında 5 üzeri 20, 5 tabanında 30, 3 tabanında 30 olarak ayrılır. Buradan arkadaşlar eğer ayırmak istersek aynı tabanda olanları bir araya toplamak istersek ne yapar arkadaşlar? Bakın buradan 5 üzeri 50 gelir. Aynı tabandakilerin ne olur çarpma işleminde? Kuvvetleri toplanır. Buradan da ne geldi? 3 üzeri 30 arkadaşlar bu da bizim C şıkkımızda var. C şıkkını işaretliyoruz. Bu ikinci, üçüncü sorumuzun da çözümünü yapmış olduk. Dördüncü sorumuz bir olasılık sorusu. Verilen kaleler eş olduğunu vermiş ve dikdörtgen şeklinde olduğu söylenmiş. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak biz buradan dikdörtgenin alanını yani kalenin toplam alanını hesaplamış olacağız buradan. Eğer çarptığınız zaman, e bakın ne yapıyor 4 üzeri eksi 4 yukarı çıkar artı 4, 2 üzeri eksi 6'ı aşağı alabilirsiniz. Gerekli işlemleri yaptığınız zaman buradan ne çıktığını görüyoruz. Buradan 10 üzeri 2 çıktığını görüyoruz. Demek ki bizim alanımız 10 üzeri 2. Peki Erol ne kadarlık bir alanı vuracak? 3 çarpı 3'ten 9. Hasan 2 çarpı 2'den 4. Arif 3 çarpı 4'ten 12. Öyleyse Erol'a düşen olasılık arkadaşlar toplam alan 100 olduğu için 9 bölü 100. Hasan'a düşen 4 bölü 100. Arif'e düşen 12 bölü 100. Topladığınız zaman 25 bölü 100 yapar. Peki biz bunu neden topladık? Çünkü arkadaşlar burada ne yapın diyor soruda toplayın diyor. 25 bölü 100'ü sadeleştirirseniz Cevabımız A şıkkı 1 bölü 4 gelir. Beşinci soruda irasyonel olanlar boyanacaktır diyor. Bakalım bu duvarlardan hangisi irasyonel? E bu dikdörtgen alanını çarpacak olursak kök 125 zaten 5 kök 5 yapar. E bu ikisini çarptığınız zaman arkadaşlar bu da ne yapar? E 10 çarpı kök 25'ten kök 25 5 olarak dışarı çıkar ve bunun alanı 50 çıkar. Birinci duvar. İkinci dolar kök 36 zaten 6 yapar. Pi ile çarparsanız 6 pi. Bu arada 51 nedir? Rasyonel sayıdır. 6 pi nedir? Bir irasyonel sayı. 2 kök 3 ile 4 kök 2 çarparsak ne yapar? 8 kök 6. Bu da bir irasyonel sayı. 9 kök 6 ile kök 24'ü çarpmak istersek 18 çarpı 6'dan ne yapar? 108 yapar. E arkadaşlar 108 bir rasyonel sayıdır. Bize hangi duvar ya da duvarlar boyanacaktır diyordu. İrasyonel olan lazım. İrasyonel olan hangisi? İkinci ve üçüncü duvar yani beşinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Altıncı soruda arkadaşlar halı etrafının 7 tur telle çevrileceğini söylüyor. Öncelikle bir çevre hesaplamanız lazım. Bakıyoruz 10 üzeri 5, 10 üzeri 4. Bunlar öncelikle bir eşitlemeniz lazım. Mesela 9, 960 çarpı 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 5'li bir hale çevirmeniz gerekiyor. O da 96 çarpı 10 üzeri 5 yapar. E bunun dikdörtgen şeklinde olduğu için arkadaşlar alı sağımız karşılıklı kenarları da birbirine eşittir. 10 üzeri 5 tava, parantezinde hepsini toplamak istersek 96, 4 daha 100, 196, 200. Demek ki 200 çarpı 10 üzeri 5 yapar. E, 200 çarpı 10 üzeri 5 demek 2 çarpı 10 üzeri 7 demek. Bu bizim arkadaşlar çevremiz. Peki biz ne yapacağız burada? E, bakın metresine 2 TL veriyormuşuz. E, 2 çarpı 10 üzeri 7'ye 2 TL ödüyorsak çevre için 4 çarpı 10 üzeri 7 TL öderiz. Ama biz bundan kaç tur atıyoruz arkadaşlar? 7 tur. E, bunu da 7 ile çarpacak olursak 28 çarpı 10 üzeri 7 TL ödemiş oluruz ama bize bunun bilimsel gösterimini soruyor. Yani 1 ile 10 arasında olmasını istiyor. Demek ki bir kere virgül kaydıracağız ve kuvveti bir tane arttıracağız. Bu da bize cevabın C şıkkı olduğunu gösterir. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda en hafif kitabın dizileceğini söylüyor 1. ve 2. sıraya. Eğer bunların kareköklerden dışarı çıkarırsak kitapların ağırlıklarını arkadaşlar. Birincisi kök içinde 150. ikincisi kök 108 B yani C kitabı ise kök 124. D kitabı arkadaşlar kök 147. Burada en hafif olan hangisi? B kitabı yani kök 108 geldi. E bizim arkadaşlar enimiz 66 santim olduğuna göre kitabımızın yani B kitabının bakın eni kaç? 3 kök 3 3 kök 3 demek kök 27 demek kök 27 kaçta kaç arasında 5 ile 6 arasında demek ki 66 santimetre arkadaşlar. 5'lik bir kitapla 6'lık bir kitap arasındaki bir kitap sayısı yani e, kitap yerleştirilebilecek. 66'yı 6'ya bölerseniz 11 66'yı 5'e bölerseniz 13,2 yapar. Öyleyse arkadaşlar 11 ile 13,2 arasındaki bir kitap yerleştirilebilecekmiş. Biz buradan demek ki kaç kitap olduğunu elde ediyoruz. Her rafa 12 kitap elde edilebileceğini 11 ile 13,2 arasında. Buradan da arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen 2 raf olduğu için 12 ile 2'yi çarpıyoruz ve cevabın 24 olduğunu söylüyoruz. 7. sorumuzun cevabı C şıkkı. 8. sorumuza gelecek olursak arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu K, L, M ve N, L, M üçgenlerinde ayrı ayrı üçgen eşitsizliği kurmak. Mesela birinciyi kurarak başlayalım büyük üçgenle. 14 ile 20'yi toplarsak 34. X artı 3. 14 ile 20'nin arasındaki mutlak fark 6. Aynı şekilde küçük üçgende toplarsak 25. X artı 3'ümüzü de yazalım. Aralarındaki fark da kaçtır 7. Hemen x'leri yalnız bırakalım. Buradan 3, 22 her taraftan 3 çıkarıyorum 4. Bu ikisinin ortağın bir eşitsizliğini kurmak istersek arkadaşlar kaçta kaç arasında olacak? 22 ile 4 arasında olacak. O yüzden arkadaşlar bunun alabileceği sayılar 5, 6, 7 kaça kadar gidiyor? 21 dahil olmak üzere 21'e kadar ve biz buraya eğer sayacak olursak 17 adet yani 17 farklı değer alır cevabımız D şıkkı. 9. soruya gelecek olursak arkadaşlar bakın bu mavi taralı alan neymiş? Alanı e, x artı 3'ün parantez karesi bölü 2'ymiş ama yarısı. E bunun tamamı bunun iki katı yapacağı için x artı 3'ün karesi olur alanı. E bir karenin alanı nasıl bulunur? Bir kenarının karesi alınarak demek ki bu karenin bir kenarı x artı 3 santimetreymiş. E buna göre bir sorumuzu çözebiliriz. x artı 3'ü buraya dizecek olursak arkadaşlar x artı 3, x artı 3, x artı 3 ne yaptı? 3 adet buranın 3x artı 9'unu doldurdu. Peki buraya dizecek olursak 5 tane dizeriz ve e, ne yapar bu? Daha doğrusu bakın 15x artı 17 yapmış. 15x olması için 15 tane dizeceğiz. O da 15x artı 15 yapar. Ama buranın uzunluğu 15x artı 17. Demek ki 2 birim fazlalık gelecek. Şuradan 2 cm fazlalık. E, buranın boyunun da 3x artı 9 olduğunu biliyoruz. E, bize demek ki şu boş kalan alan 2 ile çarpacak olursam 6x artı 18 cm karedir. Ama şıklara baktığınız zaman C şıkkında 6x artı 20 olacağını söylüyor. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Gelelim 10. soruya. 10. soruda arkadaşlar dikkatinizi çeken şu şey olmalı. Hep çift sayılar gidiyor görüyorsanız. 2, 4, 6, 8 kök 98'e kadar. E burada bize ne diyor? Asal olma olasılığı diyor. E bunların arasında asal olabilecek olan sayılar, rasyonel sayılar hangileri? Kökten kurtulabilenler. Kökten kurtulabilenler hangileri bu? aralıkta mesela kök 4 var, kök 9 var. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ama bizim için dikkatimizi çeken unsur şu ne olmalı? Bakın, asal olmalı diyor değil mi? E öyleyse bunların arasından çıkacak olan sayılardan hangileri asaldır? Mesela kök 4'ten ne gelecek? 2 gelecek. Onun dışında kök 36 dışarı 6 olarak çıkar. Mesela ben burada 6'dan sonra kök 36. Mesela 6'dan sonra 7 gelir. Aslında kök 49'u da almalıyız ama balonların içi çift sayı olduğu için dikkatinizi çekiyorsa bakın çift sayılar hep ne yaptık? Atladık çünkü burada balonların üzerinde çift sayılardan bir kare kökün dışına çıkmış hali bulunmuyor. O yüzden 6'dan sonra gelen sayımız 8. Kök 64 burada olacak mı? Çift olduğu için tabii ki de olacak. Demek ki bu da dışarı 8 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi bu da bir rasyonel sayıdır kök 64'ten sonra kök 81 var dışarı çıkabilen rasyonel. Olarak. Ama o da 9 olarak çıkacağı için arkadaşlar 9 burada bulunacak mı? Hayır. Neden? Çünkü kök 81 balonun üzerinde yok. E kök 81'den sonra zaten ne gelir? Kök 100 gelir. Kök 100 de zaten ulaşabildiğimiz bir sayı değil. Kök 98'de bitti. Yani 2 6 8'i bulduk. Bir de kök 4 sonra ne var arkadaşlar? Kök 16 var. Oradan da 4 geliyor. Onu da unutmayalım. Yani bizim alabileceğimiz sayılar kaç tane oldu? 4 tane. E, olasılığımız bizim nedir? İstenilen bölü tüm olasılık değil mi? İstenilen 4 adet sayı. 2'den 98'e kadar çift sayıları sayacak olursanız arkadaşlar. Oradan da 49 tane sayı gelir. Demek ki bizim cevabımız 4 bölü 49. 49 nasıl hesap? 18, 20. E böyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10 hep sıralı gidiyor gördüğünüz gibi. 22 olacak. Sonra 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. 102'yi alamıyoruz zaten. 98'de bitiyor. E buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hep 5 tane sayı gelmiyor mu? Peki bu 5 sayıdan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki buradan 50 tane sayı gelir ama dikkat etmeniz gereken şey şu. 92 94 96 98'den sonra bir de 100 geliyor. Bu 100'ü alamazsınız. O yüzden 50'den bir tanesini çıkarıyorsunuz. 49. 49 buradan geldi arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 11. soruya. 11. soruda arkadaşlar verilen birinci park ve ikinci park arasındaki alanların farkını soruyor. Birinci parkın kare olduğunu 2. parkta aynı zamanda kare zaten belirtmiş burada. Karenin alanı, alanı bir kenarının karesidir. Aynı şekilde ikinci parkta da aynısını yapacak olursak arkadaşlar ne olur buradan? Birinci parkın karesini alırsak birincinin karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. yani 8x artı 16'dan ikinci parkın alanını çıkaracağız. Yani birincinin karesi eksi 8x artı ikincinin karesi yapar o da. Buradan x kareler birbirini götürür. 8 x eksi eksi 8 x ne yapar? Eksi eksi artı yapar. Buradan artı 8 x gelir. Artı 16 eksi 16 sıfır yapar. 8 x artı 8 x 16 x yaptı. 11. sorunun cevabı D şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. Burada diyor ki 3 tane demir blok. Şu şekilde bakın. Eğer dizerseniz çok daha rahat göreceksiniz. Ne kadarı? 1 bölü 5'i kadar kısımları dışarıda kalıyormuş. E biz bunun burasını x olarak alsak. E 1 bölü 5'i ne yapar? x bölü 5 yapar. Demek ki şu kısma geriye kalan kısma ne kalır? 4x bölü 5. E aynı şekilde burası 1 bölü 5'i yani x bölü 5'i ise buraya da 4x bölü 5'i kalmaz mı? E biz bu uzunluğu topladığımız zaman 3 tane bloğa ait uzunluk 6,5 metreymiş. E 6,5 metre yapıyormuş burası. Hadi toplayalım. 4x bölü x 5 artı 4x bölü 5 ne yapar? 8x bölü 5. x ile toplarsanız 5 kere x 5x 8x ile toplayın. 13x bölü 5. Bu da 6,5 metreymiş. E arkadaşlar biz buradan x'i yalnız bırakırsak 2,5 metre geldiğini görmüş oluruz. E 2,5 metre geliyorsa bize ne diyor? 4 tane demir bloğun diyor. Hadi buna bir tane daha demir blok ekleyin şöyle. E buradan da bir fazlalık 4x bölü 5 gelmeyecek mi? Az önce karşı toplamımız 13x bölü 5'ti. Bir 4x bölü 5 daha gelirse bu da ne yapar arkadaşlar? 17x bölü 5 yapar. E, x'imizin 2,5 metre olduğunu biliyoruz. Hemen x yerine 2,5'u yerleştirelim. Bölü 5. 17 çarpı 5'e bölersek 2,5'u 0 tam 10'da 5 yapar. Buradan da 17 çarpı 0 tam 10'da 5 ne yapar? 8,5 metre yapar. Ama bize santimetre cinsinden sorduğu için 850 santimetre yani B şıkkı bizim cevabımız olur. Gelelim 13. soruya. 13. soruda arkadaşlar üçgenin alanı 8'miş. E burada bir diklik olduğu için dik üçgenin tabanı kaç yapıyor? Eksi 2 ile eksi 6 arası 4. E biz 4 ile kaçı çarpar 2'ye bölersek cevabımız 8 yani alanı verir. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştirin. 2 h buradan 4 çıktı. Yüksekliğimiz 4 ama sakın m'yi 4 olarak almayın. Bakın üçgen bir noktasından yukarı doğru 4 birim çıkmış. Yani M arkadaşlar 1 artı 4'ten 5 yapar. E, o zaman biz bunu göz önünde bulundurarak A, B, C noktalarının koordinatlarını yazalım. A eksi 2'ye 5. B buradan eksi 2'ye 1. C'ye de bakarsak eksi 6'ya 1. A'yı x eksenine göre yansıt diyor. Yani x aynı kalsın. Y'nin işaretini değiştir demek istiyor. Neye dönüşür? Eksi 2'ye eksi 5. B de y eksenine göre yansıt diyor. Yani y aynı kalsın ama x'in işareti değişsin diyor. C'de ise arkadaşlar orijine göre yansıt. Yani ikisinin birden işareti değişsin diyor. Bu göz önünde bulundurarak x'lerimizi a1, b1, c1 topla demiş. Eksi 2 artı 2 0. Ne yapar buradan? 6 gelir. 6 eksi. Eksi 5. 1 ile eksi 1 birbirine götürür. Buradan eksi 5 gelir. 2 eksi artıya dönüşür. 6 artı 5'ten cevap 11. Yani 13. sorunun cevabı D şıkkı çıktı. Geldik 14. sorumuza. 14. soruda arkadaşlar 4 kardeşin 4 ay sonunda en fazla kilo değişimi yüzdesi ne sahip olanı soruyor. Hepsinin yüzde değişimli bir hesaplayalım. Sonra cevaplarımıza bakarız. Berat arkadaşlar ne olmuş? 80 kilodan bakarsanız diğer ağırlığımıza bakalım. 75'e düşmüş. Berat, Orkun, Kübra, Melek diyelim. Berat 80'den 75'e düşmüş. Orkun bakarsanız 75'ten 72'ye düşmüş. Kübra 60'dan 55'e düşmüş. Melek ise 50'den 48'e düşmüş. E biz burada gerekli oranları kurarsak mesela 80'de ne kadar bir düşüş yaşamış arkadaşlar? 5. Peki biz bunu yüzde olarak düşünürsek ne kadarlık bir düşüş yapar? Hemen hesaplarsak x ne yapıyoruz? Doğru orantı olduğu için çapraz çarpım. x'imiz buradan 25 bölü 4 yapıyor. Orkun'a gelecek olursak arkadaşlar Orkun'daki değişim küçük bir değişim 3 onu da hesaplayacağız. Sonra Kübra'ya gelecek olursak yine ne yapacağız? 60'ta 5'lik bir değişim yaşamış. Yüzde kaçtır diyeceğiz. O da ne yapar buradan hesapladığımız zaman hemen doğru orantı yapacağız. Ben sizin yerinize hesapladım. 25 bölü 3 yapıyor. Meleğe gelecek olursak melek zaten 50'de ne kadarlık bir değişim yaşamış? 2. E, %2 katı olduğu için 4. E 25 3'e böldüğümüz zaman ya da 25'i 4'e böldüğümüz zaman zaten 4'ten büyük olduğunu görüyoruz. O yüzden meleği bir saf dışı bırakıyoruz. Burada Berat ve Kübra'ya bakacak olursak 25/4 bölü 4 mü daha e, büyüktür yoksa 25/3 bölü 3 mü arkadaşlar? E payları eşit olan bir kesirde Paydası küçük olan daha büyüktür. Yani 25 bölü 3'lük değişimlik en fazla olan yüzde değişimidir. O da Kübra'ya ait yani cevap C şıkkı. 15. sorudayız arkadaşlar. Mehmet, Ayşe ve Ali'nin değişimlerine bakacağız. Boy değişimlerine. Buradan Mehmet'in değişimine bakacak olursanız arkadaşlar. Ne olmuş? Kaçtan başlamış? 60'tan kaça çıkmış bir yıl sonunda? 60'tan 70'e çıkmış. Peki Ayşe kaçtan kaça çıkmış? 55'ten 62. Tabi bunlar hep bir yıl sonundaki. Ali'ye bakacak olursak arkadaşlar 62'den 65'e yani Mehmet 10'luk bir fark bir yılda. Ayşe 7. Ali ise 3. Ama bunların 4 yıl sonundakini sorduğu için 4 ile çarpacağız. Yani 40 artacak. 4 ile çarpacağız. 28 artacak. 4 ile çarpacağız. 12 artacak. E bu durumda Mehmet arkadaşlar 60'tan ne olmuş olacak? 100'e çıkmış olacak. Ayşe ise arkadaşlar 55'ten kaça çıkmış olacak? 83'e çıkmış olacak. Ali ise 62'den 74'e. E bunların toplamı Mehmet 160. Ayşe ne yapar arkadaşlar? 55 ile 83'ü toplarsak 138. Ali ise 62 ile 74'ü toplayın 136. En büyüğü 160, en küçüğü 136 olduğu için aralarındaki fark 24'tür. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 16. soruya. 16. soruda arkadaşlar küplerin açılımlarını düşüneceğiz. E, açılımlarını kapatmayı hesapladığımız zaman dikkatinizi çeken bir şey olması lazım bir kere bakın şu 14 tabanda kalacak yani 13 ile 15 ne olacak yan yüzeylerini oluşturacak 16 yani 14 ile 16'nın karşı karşıya gelme imkanı bu durumda kalmamış olacak O yüzden cevabımız 14 ve 16 yani şunu düşünelim 14'ün karşısına pek hangisi gelecek onu da söyleyeyim 17 gelecek 16'nın karşısında da arkadaşlar dikkat ederseniz 16 bu yüzünü 18 ise tam karşısında kalacak. Yani 16'nın karşısında da 18 gelmiş olacak. Bu sorumuzun cevabı C şıkkı. Gelelim 17. soruya. 17. soru bir eğim sorusu arkadaşlar. Eğimi 8 bölü 15 olan dik üçgen şeklindeki yolun AB demiş. Bunun arkadaşlar AC olması gerekiyor. Bir basım hatası olmuş. Burası 170 metre diyor. 175'i görüp 8 ile 15'i görünce benim aklıma hemen arkadaşlar sanki 8, 15, 17 olabileceği gibi geliyor. 8, 15, 17. E 8 bölü 15 olduğuna göre bunlar da sanki 80, 150 olmaz mı? Zaten bizim hipotenüsümüz 170'miş. E, demek ki bizim çevremiz bu üçünün Nesi olacak arkadaşlar? Toplam olacak. Toplarsak 400 metre çıktığını görürüz. Cevabımız D şıkkı. Gelelim 18. soruya. Arkadaşlar Elvan kaçmış? A artı 4 kilometredeymiş. Emel 4A eksi 20. Ecrin 3A eksi 8. Bunların arkadaşlar Arasındaki farkları aldığınız zaman ağlar hakkında bir fikriniz olacak. Mesela Elvan ile Emel arasındaki farka bakacak olursak 4A-20 yani Emel önde olduğu için 4A-20 A artı 4'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bunu çözerseniz A'nın buradan 8'den büyük olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde Ejin ile Hemen arasına da bakabilirsiniz ya da elvanlayıcı fark etmez. Biz ne yapalım hadi 3a 8 ile 4a 20 arasındaki farka bakalım. 3a 8 daha önde olduğu için daha büyük tabii ki de. Buradan arkadaşlar a'nın 12'den küçük olduğunu görüyoruz. Ve buradan 2a'yı değerlendirirsek buradan ne yapar? a'mız bizim 12 ile 8 arasında çıkar. O da 9, 10 ya da 11 yapar. Bize sorulan Elvan ve Ecin arasındaki mesafenin alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı. E buradan bizim ağımız 9 alabiliyor. Sonra 10 alabiliyor. Bir de 11 alabiliyor. A'ları yerine yerleştirirsek arkadaşlar Elvan ne yapar? 13. Ejin ne yapar? 19. E aralarındaki fark kaç çıkar? 6 fark çıkar. Aynı şekilde A yerine 10 yerleştirirseniz Elvan 14 ecrin ise arkadaşlar 22 yapar. Aralarındaki farkın 8 olduğunu göreceksiniz. E, 11 olursa A ne olur buradan? Elvan 15. Ecrin ise arkadaşlar 25 çıkar. Aralarındaki fark kaç olur? 10 olur ve biz bu üçünü toplarsak kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. Demek ki 18. sorumuzun cevabı C şıkkıymış. Gelelim 19. soruya. 19. soru arkadaşlar bir prizma açılımı sorusu. Prizma açılımlarını bilmeniz gerekiyor. Burada öğrencilerden Buse'nin açtığı prizmanın doğru olduğunu, ailenin de doğru, ümitin de doğru olduğunu göreceksiniz. Görkemin ise açılımının yanlış olduğunu tespit edince cevabımızın D olduğu ortaya çıkıyor. 20. Soruya gelirsek arkadaşlar burada bir dik üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Buradan merdivenin boyunun en az kaç olabileceğini hesaplayabiliriz Pisagordan yani 6 kök 3'ün karesi artı 5 kök 5'in karesinden ulaşabiliriz buna. Bu da buradan ne yapar? 108 artı 125 yapar yani arkadaşlar 233. Yani 233'ün kök içinde olduğunu hesaplarsak boy olarak Bu da ne yapar? Kaçla kaç arasında olduğunu düşünürüz. 15'in karesi olsa 225. 16'nın karesi olsa 256. Demek ki 15 ile 16 arasındaymış ve bizim burada alabileceğimiz en az metre kaç olmalı? 16'dan başlayarak daha yüksekleri olabilmeli. 12 olursa kısa kalır. 15 olursa kısa kalır. Ama 18 ve 20 olursa olur. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 15'i neden alamıyoruz onu da söyleyeyim. 15 olsaydı kök 225 olurdu ama kök 233 olmalı en kısa. O yüzden kök 225'i yani 15'i alamıyoruz. Üçüncü matematik denememizin çözümlerinin sonuna geldik. Hala denememize sahip değilseniz açıklama kısmına bırakacak olduğum satış linklerine ulaşabilir. WhatsApp numaralarından bize ulaşabilir ve toplu alımlardaki avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Dördüncü denememizin çözüm videosunda görüşmek üzere.